Enbursa.com'dan merhaba. Korona günlerinde özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Enkafe'de bugün İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu'nu ağırlıyoruz. Sayın Tatlıoğlu, hoş geldiniz Enbursa.com yayınına. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilere de iyi günler dilerim. Böyle Ramazan'ın son günü'nden bir gün önce, yarın harfi inşallah iyi bayramlar dilerim peşinden de. En kısa zamanda bu korona günlerinden inşallah kurtuluruz. Daha aydınlık, daha yarına güvenilir günlerde daha çok beraber oluruz inşallah. İnşallah güzel dediklerinize katılıyoruz elbette biz de. Sayın Tatlıoğlu, genel bir fotoğraf çekerek başlayalım istiyorum. Siz kalkınma politikaları başkanısınız İyi Parti'nin, bir akademisyen, ekonomistsiniz. Dolayısıyla hem küresel hem de bundan ayırt edemeyeceğimiz Türkiye ekonomisinin fotoğrafını nasıl çekersiniz bize mevcut durumda? Öyle söyleyeyim tabii bu pandemi, zaten pandemi denmesinin ve de böyle ilan edilmesinin sebebi korona, bu COVID-19 virüsünün, koronavirüsünün nedeni belirsizliği. Yani ne kadar büyük tehlike yaratacağı, ne zaman sonlanacağı ve nasıl bir maliyet, yani buna sosyal maliyet, insan maliyeti olarak söylüyorum, yapacağı belli olmadığı içindir. Bunu Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle pandemi olarak ilan etmiştir. O nedenle gerçekten henüz belirsiz bir ortamın içerisindeyiz. Her ne kadar Türkiye'de, Türkiye'de bu sürecin böyle sanki sonuna geldik gibi bir duygumuz varsa da inşallah öyledir. Avrupa'da da bu şekilde. Çin'den başlayan süreç bizleri terk etti. Sadece sanki Güney Amerika gibi bir zemin içerisinde gibi. O nedenle bütün bu olumlu diyelim gelişmelere rağmen, pandemideki olumlu gelişmelere rağmen, zayiatların buralarda kalacağı düşünülmesine rağmen henüz ciddi bir risk altındaki bir küresel dünya var. Şimdi bu küresel tehdit, Sayın Kaplan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük küresel tehdit. Hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan daha kapsayıcı bir tehdit. Yani İkinci Dünya Savaşı daha böyle bir sınırlıydı. Avrupa'yla sınırlıydı. Bir de Uzak Doğu'yla sınırlıydı. Şimdi bütün küreyi içine almış, yaklaşık 7,5 milyar insan için bir tehdit ve bütününe ulaşmış durumda. Diğer yandan ekonomik olarak baktığımızda bu pandemi baştan Mart sonu gibi 2008-2009 krizine benzetiliyordu. Sonra büyüdü ve bugün artık 1929 dünyanın gördüğü en büyük bunalıma eş değer tutuluyor. Çünkü burada bir duruş var. Yani bu şuna benziyor. Arabayla belli bir hızda giderken araba belli bir arıza yapar, yavaşlarsınız, durursunuz. Bu öyle değil. Belli bir hızda giderken kilitleniyorsunuz ve duruyorsunuz. Ve hiç hesap edilmedik, hiçbir öngörünüz olmadan gayet de rahat giderken, çünkü 2019 sonu itibariyle gerek dünyadaki Uluslararası Para Fonu gibi, Dünya Bankası gibi, OECD gibi böyle kuruluşların, gerek ülkelerin, Türkiye'nin de kendini yaptığı 2020 öngörüleri var. Bu 2020 öngörülerinde fena bir dünya yok. Yani dünya ortalama %3 büyüyor. Yaklaşık olarak 85 trilyon dolarlık bir büyüklük var dünyada. %3 büyüyor. Türkiye'nin kendimiz %5 büyüyeceğimizi ama uluslararası kuruluşlar %3 büyüyeceğimizi hesap ediyordu. Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin %2,5, Avrupa'nın 1,5 büyüyeceği. Yani pozitif bir dünya vardı. Pozitif bir beklenti vardı. Pozitif. Yani negatif beklenti dünyanın hiçbir yerinde yok. Nereye kadar? Mart'ın başına kadar. Mart'ın başına geldiğimizde bu pozitif beklentiler yerini giderek
negatif beklentilere bıraktılar. Ve bugün itibariyle ilk çeyreklerde Ocak, Şubat, Mart itibariyle büyük düşüşler var ekonomide, daralmalar var. Birleşik Amerika'da %14'lük, %15'lik daralma rakamları geliyor. Türkiye'de %10'luk rakamlar var. Batı'da büyük rakamlar var. Esas tabii ikinci çeyrekte, yani Nisan, Mayıs, Haziran ayı için çok önemli. Çünkü Ocak, Şubat'ın pozitif geçilmişti ilk çeyrekte. O nedenle esas büyük sorun ikinci çeyrekte. Tabii bütün dünyanın beklentisi de şu: artık bu korona süreci ikinci çeyrekten itibaren, yani Haziran sonundan itibaren Türkiye'yi normale, dünyayı normale döndürecek. Tabii ki Türkiye'yi de normale döndürecek şeklinde bir beklenti var. Şimdi bu ki nasıl bir etki yaptı ve nasıl bir pozisyon alındı? Bütün dünya iki noktaya kilitlendi. Çin'in de başlamasıyla beraber, Çin'le beraber ekonomik olarak iki büyük hedefe kilitlendi. Çünkü korona bu olumlu görüntüyü olumsuza çevirdi. Nasıl bir olumsuzluğa çevirdi? Mesela dünyadaki %3'lük büyümeyi -3.5'a, 4'e düşürdü. Yani siz 3 trilyon dolar civarında bir büyüme beklerken 3,5 trilyon dolar civarında bir küçülme, fakirleşme içine düşecek bütün genel olarak küresel dünya. Türkiye %5'lerde bir, 3'lerde bir büyüme beklerken 5,5'luk bir küçülme. Avrupa 1,5 büyüme beklerken 7-7,5'luk bir küçülme. Amerika Birleşik Devletleri 5,5'luk bir küçülme bekliyor. En az küçülme Çin ve Hindistan, bu uzak doğu ekseninde bekleniyor. Çünkü hem orada başlamasına rağmen zayiat olarak orada bir daha az bir dönem ve daha az bir sosyal maliyet söz konusu. Baktığımızda rakamların doğruluğunu test etmeden Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Çin ve bu eksene baktığımızda Güney Kore, Japonya bu konularda çok başarılı oldular, özellikle Güney Kore ve Japonya. Şimdi o ne yaptı ekonomiler birden duruşta? Önce bir insanın, sıradan sokaktaki vatandaşın veya hane halkının ihtiyaçlarını gidereceği gelir akışını sağlamayı planladılar. Yani kesildi birden hatlar ve biz insanlara dedik ki evinize gidin, kapatın dükkanlarınızı, iş yerlerinizi kapatın, fabrikaları durdurun, evlerinize gidin dedik. Yani bazı ülkeler full karantina yaptılar. Yani 2 hafta, 3 hafta bütün ülkedeki üretimi kapattılar. Bazı ülkeler coğrafi olarak bölgesel karantinalar yaptılar ki mesela işte Amerika özellikle bazında, New York bazında yaptı. Çin yine eyalet bazında yaptı. Avrupa'da yine şehirler ve coğrafya bazında, coğrafi bazda böyle bir şey yaptı. O nedenle insanımız tabii ki hayat devam ediyor, yiyor, içiyor değil mi? İhtiyaçları var, günlük giderleri var. Ve bunlar da bir satın alma gücü geliştiriliyor. Bütün ülkeler buna yoğunlaştı. Ve gerçekten maaşlar kesilmedi. Ücretler ödenmeye çalışıldı. Genel global anlamda söylüyorum. İş yerleri kapatılanların bir takım kendilerinin ihtiyacının giderilmesi sağlanmaya çalıştı. İkinci hedef, işletmelerin ayakta tutulması. Yani üretim gücünü sağlayan işletmenin ayakta tutulması. İşte en Bursa'nın ayakta kalması lazım ki bu süreçte sonunda da devam etsin. Ne bileyim işte 20 kişinin çalıştığı bir atölyenin ayakta kalması lazım. Yani oranın günlük giderlerini karşılayabilecek bir gelirin olması veya borçlarının ertelenmesi lazım ki o devam etsin. Yani üretim gücü Türkiye'de bugün baktığımızda 700 milyar dolar bir üretim var. Tabii düşük bir üretim ama bunun devam etmesi lazım. Turizmle beraber 205 milyar dolarlık bir döviz getirisi sağlayan sektör var. Bunların devam etmesi lazım. Bu iki konuya yoğunlaştılar bütün dünya. Mesela işte Amerika'da 100 bin doların altındaki gelir sahibi herkesin hesabına 1200 dolar yatırıldı. Almanya'da, Avrupa'da benzer politikalar üretildi. Ve aşağı yukarı gelişmiş dünya tabii beraber yaklaşık bir 15 trilyon dolarlık bir fon sağladılar.
bütün dünya bu hastalık salgın konusunda ki insanlar ihtiyaçlarını görsün, firmalar ayakta kalsın ve hayata devam etmeye, ekonomik hayatın devam etmesine hazır olsunlar diye. Ve Türkiye'de de pandemi başladığında 18 Mart'ta Sayın Erdoğan bir tedbirler paketi açıkladı. 19'unda biz de İyi Parti olarak tedbirler paketi açıkladık. Gerçekten Sayın Erdoğan'ın açıkladığı pakette ciddi eksiklikler vardı. Türkiye'deki ve dünyadaki bu konuyu çok iyi kavradığını düşünmedik. Ki sonradan bizim dediğimiz birçok hususun gerçekten uygulamaya konulduğunu da gördük ve doğru olduğuna vakıf olduk. Mesela biz İyi Parti olarak Mart'ın 20'sinde itibaren bir 3 haftalık full karantina olmasını artık. Ki gerçekten olsaydı bugün 4000'lerdeki ölüm sayısı binlerin altında kalabilirdi diye düşünüyoruz. Çünkü Amerika'da New York'la ilgili yapılan hesaplar, Fransa için yapılan hesaplar, İngiltere için yapılan hesaplar erken karantinanın ölümleri çok ciddi anlamda düşürdüğünü çok net gösteriyor. Ve bunları biz politikaları, tedbirler paketimizi kamuoyuyla paylaştık. Tabii diğer siyasi partiler de paylaştı. Şu an dünya ekonomisi eğer bir toparlamak gerekirse olumlu bir beklentiye girmek üzere. Yani artık insanlar yavaş yavaş çıkabilir, işlerine dönebilir. Yine de temkinli olmak şartıyla hayat yeniden başlama beklentisi içerisinde. İnşallah Türkiye bayramdan sonra böyle bir ortama girer. Avrupa bu karantinayı büyük oranda kaldırdı, lockdown kaldırdı. Almanya bu konuda çok ciddi başarı sağlayan, ölüm oranı bizden fazla olmasına rağmen başarı sağlayan bir ülke. Mayıs 20 itibariyle açılışlara başladı. Tekrar ekonomiyi ve sosyal hayatı açtı. Orada artık kafeler, berberler ve benzerler de açık. Amerika'da New York dışında çok ciddi bir sorun yok gözüküyor. Bugün itibariyle 5 milyonu aşan bir hastalık var söz konusu. 360 bin civarında galiba 330 bin civarında da ölüm var. Ama 160 bini bu ölümlerin Avrupa'ya ait. 100 bini de Amerika'ya ait. Yani normal olarak 260 bini baktığımızda aşağı yukarı %80'i ölümlerin %80'i Avrupa ve Amerika'ya ait. Bu da biraz bu ülkelerin özgürlük alanlarının geniş ülkeler olmasından kaynaklanıyor. Liberal ekonomiye ve liberal düşünceye sahip ekonomiler ve toplumlar olmasından kaynaklanıyor. Yani öyle çok hemen disipline olamıyorlar. Yani burada hani demokrasinin bazen böyle dezavantajları da var diyelim. Demokratik alanların daha dar olduğu, daha otoriter yapıdaki ülkeler tabii ki daha çabuk disipline olabiliyor. Bir de toplumlar var mesela. Toplumlar daha böyle disipline ve kurallara çok özen gösteren toplumlar var. Özellikle de Uzak Doğu gibi mesela Japonya gibi, Güney Kore gibi. Onlar da gerçekten kurallara uyma konusunda çok başarılılar. Ben Türkiye'de toplumun da, Türkiye'de Türk toplumunun da, insanımızın da, halkımızın da kurallar uyma konusunda azami gayret içerisinde olduğunu düşünüyorum. Fevkalade uyum gösterdiğini düşünüyorum. Bu kadar olur. Yani çok ciddi bir arıza çıkarmadık yani şeye. İyi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi yaz başı ile birlikte, Haziran'la birlikte biraz daha normal, belki yeni normal denen bir hayat biçimi başlayacak. Sosyal hayata yeniden adım atacağız ama daha kontrollü gideceğiz. Belki bireysel olarak çok daha fazla şeye dikkat etmemiz gerekecek ama genel ekonomi anlamında yine bakarsak
korona sonrası dönem için diyelim. Sizin öngörünüz nedir? Yine hem küresel hem daha lokal Türkiye bazında soruyorum. Sizce daha böyle ekonomiler kapalı hale getirmeye çalışma gayretine mi girecek? Yoksa şu yaşadığımız işler ekonomiye girecek mi? Bu anlamda öngörünüz nedir? Şimdi şöyle tabii, yani ülkeler kendi içlerinde artık bu karantinaya son veriyorlar ama şunu da ülkeler arasındaki ilişkiler eskiye biraz gecikmeli döner. Yani bunun için normal olarak biz üçüncü çeyreği beklememiz lazım. Yani Ekim, Kasım, Aralık ve esasında 2021'i beklememiz lazım. Eğer olağanüstü bir sıkıntı olmazsa bunları beklememiz lazım. Dünya ekonomisi, dünya ticareti, artık dünya çok yoğun birbiriyle ticaret yapan bir haline geldi. O nedenle burada beklentimizi çok çabuk olumluya döndürmemek lazım. Henüz yani eskiye dönmenin ısınmalarına başlayacağız yani. Biz daha maça çıkmayacağız. Isınmalarına başlayacağız. Yavaş yavaş kültür, fizik hareketlerine başlayacağız. İşte yavaş yavaş Türkiye mesela dışarıya çıkacak. Fabrikalara gitmeye başladı. Ama tedarikçiler başlayacak. İşte sosyal hayat biraz akmaya başlayacak. Yaz nedeniyle biraz kafeler, dışarıları, hizmet sektörü, restoranlar, işte AVM'ler ve benzeri başlayacak. Ve hayat önce kendi içerisinde normalleşmeye başlayacak. Tabii bu şunu gerektiriyor Sayın Kaplan. Asgari ihtiyaçlarımızı görmekten başlayacağız. Yani yemek gibi, içmek gibi ve temel giyinme gibi. Ama yavaş yavaş ondan sonra işte bir beyaz eşya gibi, bir elektronik telefonumuz veya televizyonumuz veya bilgisayarımız gibi, daha sonra otomobilimiz gibi, arabamız gibi şeyleri daha sonra düşünmeye başlayacağız. O nedenle temel ihtiyaçlardan başlayarak bir normalleşme başlayacak. Bu da tabii bir müddet alır diye düşünüyoruz. Normal olarak dünya ikinci, bu üçüncü çeyrekten itibaren Ekim'le beraber biraz daha normalleşmeye başlar. 2021'de de normal ve tabii ki 2020'yi telafi eden bir dünya söz konusu. Yüksek bir büyüme beklentisi var 2021'de. Bütün 2020'yi telafi edecek bir mekanizma söz konusu. Şu an dünyanın yaptığı, bu koronadan ciddi etkilenen ülkelerin yaptığı şey iç piyasayı canlandırmak. İç piyasayı canlandırmak, talebi arttırmak. Türkiye'nin de yapması gereken bu. Hızlı bir şekilde vatandaşların satın alma güçlerini üzerinden talebi arttırarak iç piyasayı canlandırmak lazım. Özellikle bu kredi kartlarında mesela bütün alımlarda en az 6 ay taksit, 6 taksit, 0 faiz bir sistem, kredi kartlarında sınırsız bir taksit sınırlaması olmayan, bu taksitli alımlar için ek limitlerin geldiği ve özellikle esnaf, toptancı, imalatçı bu kredi kart satışlarını nakde çevirmeye kalktığı zaman, çalıştığı zamanki ihtiyacı vardır. Bankaların bununla normal iskonto oranlarının yarısıyla iskonto edilmesi gibi, kamunun da müdahale edecek, ekonomi yönetimi müdahale edecek bir sistemle bizim de hızla iç piyasayı canlandırmamız lazım. İç piyasayı canlandırıp kendi dinamiklerimizle biraz hareket etmemiz lazım. Avrupa'nın özellikle geçen iki gün önce Almanya ve Fransa 500 milyar euroluk bir paket üzerinde anlaştı. Amerika zaten 2.2 trilyonluk bir paket söz konusu. İç piyasayı canlandırmaya yönelik ciddi bir fonlama var. Bizim de bu konuda ciddi bir gayret içerisinde olmamız lazım. Ben şöyle diyorum, Türkiye'nin yeni acili ekonomik olarak iç piyasayı canlandırmak. Peki hocam, yine
ekonomi bağlantılı ama biraz da siyasete de dönmemizi sağlayacak bir konu olarak değerlendiriyorum. Memleket masası. Şimdi evet. Sayın Meral Akşener'in önerisi olarak gündeme geldi. Böyle bir masa etrafında buluşalım ve geleceğin ekonomisini konuşalım, ortak aklı oluşturalım dedi Sayın Akşener. Her ne kadar Cumhur İttifakı cephesinden olumlu bir yanıt gelmemiş olsa da anlaşıldığı kadarıyla bu dile getirdiğiniz konu o masada da gündeme gelecekti. Acaba memleket masasına İyi Parti başka hangi mevzuları getirecekti? Şimdi Sayın Kaplan, biz Sayın Genel Başkan, Sayın Akşener yaklaşık Mayıs'ın başından itibaren şöyle dedi, hatta Nisan sonu itibariyle Sayın Erdoğan'a seslendi. Dedi ki siyasileri toplayın, bizi bir masa etrafında toplayın ve bir ortak akıl üretilmesi konusunda çalışmalar yapalım. Ve de Türkiye'nin ortak aklını, ortak güce dönüştürelim. Bunlar önemli. Çünkü sıradan olağanüstü dönemlerde olağanüstü tedbirler almak, olağanüstü dönemlerde olağanüstü tedbirler almak gerekir. Ülkelerin bundan daha ne var olağanüstü dönem yani? İlla ki Allah korusun büyük depremler, büyük savaşlar mı olmalı? Bütün insanın eve kapandığı çok büyük bir tehdit. Yani daha iyi bir çözüme ulaşmak için daha iyi bir fazla istişare gerekmiyor mu? Türkiye'de efendim 55-60 milyon seçmen var. Bunun yaklaşık 5,5 milyonunu almış bir parti var. 10 milyonunu almış bir parti var. Bütün bunları bir araya getirmek ve ne yapalım sorusunu, ne düşünüyorsunuz sorusunun etrafında buluşturmak çok önemliydi ve anlamlıydı. Şimdi buradan cevap gelmeyince Sayın Akşener bir başka şey yaptı, öneri getirdi. Dedi ki bu bilim kurulu gibi ekonomi kurulu oluşturun. Hatta buna diğer partilerin ekonomiyle ilgili kadrolarından da bir arkadaşlar gelsin. Ve de ülkenin toplam olarak bir kaynakları nasıl harekete geçirebilir bununla ilgili bir ortak politika üretilsin. Şimdi bu ne demek? Yani biz de destekleyelim demek. Biz de destekleyelim. Sizin sadece aklınızdan çıkanı değil, hepimizin orada konuşmasıyla ortaya çıkacak politikaları biz de destek. Bundan da gelmeyince Sayın Akşener kendisi dedi ki memleket masası etrafında hepimiz toplanalım dedi. Şimdi bu bir birliktelik çağrısıdır. Yani bu birliktelik özellikle ne zaman önemlidir? Olağanüstü dönemlerde önemlidir, değil mi? Yani Türkiye bundan daha olağanüstü bir dönemi var dünyanın, Türkiye'nin. Gelin beraber olalım diyor. Yani nihayetinde Türk milletinin mecliste yer almasına kredi verdiği, yer almasını öngördüğü bir partinin genel başkanı söylüyor. 2002'den beri meclisteki tek yeni, 2007'den beri Türk meclisteki tek yeni parti. Türkiye'deki kurulup da meclise girmiş tek yeni parti yani. Yaklaşık 20 yıllık süreçte AK Parti'den sonra. Böyle bir parti. Şimdi burada çok üzülerek söylüyorum, çok ciddi bir eleştiri veya eleştirinin ötesinde kaba bir tavırla karşı konuldu. Yani ben şunu çok üzülerek söylüyorum ki siyaset maalesef çok ciddi anlamda ötekileştirmekten besleniyormuş. Yani siyaset birliktelikten, ortak akıldan değil, siyaset ötekileştirmekten ve de dışlamaktan beslenen, olumsuz bir dilden beslenen bir siyaset söz konusu. Ki birbirini çok da sevmeyen partilerin bile aynı dille bu memleket masası konusunda eleştirilerini gördüm. Halbuki gayet masum, gayet makul ve gayet makbul bir çağrı. Esasında bunu eğer bu ülkede bir cumhurbaşkanı rolünde biri varsa onun yapması gereken bir şey. O nedenle biz şöyle diyoruz. Türkiye'de bir cumhurbaşkanı açığı var. Yani çünkü cumhurbaşkanı bunları yapmalı. Yani bir bu şapkayla bunlar yapılmalı. Bizim esasında 2017'de
referanduma karşı çıkış nedenlerimizden birisi de buydu. Diyorduk ki o zaman da hükümetler her oranla temsil edilebilir. %20 ile %30 ile %40 ile %50 ile. Ama devlet %100'ü kuşatmalı, %100'ü kapsamalı. Devlet bir vatandaşı dahi dışarıda bırakamaz. Devlet budur. Bir gün o vatandaşın kafasında benim devletim var mı endişesi olmamalı. Olursa işte o zaman biz devlet olmaktan çıkarız. Bunu yapacak kimdi? Her halükarda Türkiye'nin cumhurbaşkanları bu roldeydi. Böyle tanımlanıyordu. Devleti temsil %100'ü kuşatır. Bugün devlet şapkası bu görevi maalesef icra edebilen yok. O nedenle bir cumhurbaşkanı açığından bahsediyoruz. Memleket masası bu anlamda söylenmiş ve de hala da söylediğimiz ve de ortaya kurduğumuz masa. Gelen gelir gelmezse biz millet de zaten bu masayı, herkesin bir yolu yöntemi var. Biz buna milletimizle beraber bu masanın etrafında kendi ortaya çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Çok doğru sonuçlarda paylaştığımızı bizden daha sonra bizim söylemlerimizin hem bakanların hem Sayın Erdoğan'ın ve diğer siyasi partilerin söylemleri haline geldiğini görmekten de çok mutlu oluyoruz. Çünkü İyi Parti iyi bir mutfağıyla beraber iyi çalışıyor. Gerçekten bakın bugün ulusal medyaya Sayın Kaplan, ulusal medyaya bak, akşamları bakıyor. Ya inanın hiç ekonomi konuşulduğunu gördünüz mü? Hiç işsizlik ne olacak bir soru kaçtır böyle bir soruyu hiç konuşuldu mu? Türkiye'de 3.150.000 KOBİ var. Bunların ne kadarı acaba ayakta kalacak diye bir soru konuşuldu mu? 250.000 KOBİ'ye, işletmeciye, esnafa kapat git demişiz. Bunların acaba kaçında bunları tekrar açabilecek bir güç kaldı? Bunlar konuşuldu mu? Acaba kaç milyon insanımız bir gelir desteğinden yoksun kaldı? Bunlar konuşuldu mu? Türkiye döviz pozisyonu ve dış borçlarıyla nasıl bununla bir mücadele edecek? Bunlar konuşuldu mu? Yok, ne konuşuluyor? Sen hainsin. Yok, sen daha hainsin. Yok, yok. Sen en hain sensin. Yok, senden daha hain olamaz gibi saçma, sapan. Yani bu milletin 5 milyon oy vermiş, 10 milyon oy vermiş partilerine en yüksek yerden hainliklerle süsleyen bir dille siyaset götürmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi yormaktan başka ne işe yarıyor? Şimdi, yani hepimiz Bursa'dayız, hepimiz Türkiye'deyiz değil mi? Hepimiz şu Türkiye'de bugünkü siyasi tabloyu, bugünkü mecliste, bugünkü meclisteki ana aktörleri bilmeyen bir siyasetçi veyahut da Türkiye'yi izleyen bir okumuş insan mı var? Hepsi herkesi biliyor. Evet. Ama ötekileştiren bir dili bırakmamız gerekiyor. Bırakmamız nasıl gerekiyor? Böyle ötekileştirmek tavsiyesi değil. Bizzat birlikteliğin önderi olarak bunu yapmak gerekiyor. Bu konuda biz hala memleket masası konusunda ısrarcıyız. İnşallah bununla beraber olur. Yoksa buralardan siyasi bir rant sağlama yoluyla gidilecek yer maalesef ülke içinde, gidenler içinde çok doğru bir şey değil. Peki, Sayın Tatlıoğlu, böyle yorgunlukların sonunda Türkiye'de genelde sandık kurulur. Şimdi evet, biz bu salgın sürecinde daha çok sağlık ve tıbbi endişelere yöneldik ve ekonomik endişelere yöneldik. Yani sokaktaki vatandaşın gündemi aslında ekonomi ve hastalık. Ama Sayın ana muhalefet liderinin açıklamasıyla gündeme gelen AK Parti içinden doğan yeni partilere işte milletvekili desteği, tırnak içinde söylüyorum bunu, bir komployla karşılaşırlarsa ifade kullandı Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi daha sonra da siyasi partiler ve seçim yasalarında bazı değişikliklerin bugün itibariyle masada olduğunu görüyoruz. Her ne kadar AK Parti cephesinden bu konuda farklı açıklamalar geldi ama son olarak AK Parti Grup Başkanı Sayın Bostancı her iki yasada da
hem AK Parti'nin hem MHP'nin bir hazırlık yapacağını açıklamış oldu. Yani bir şekilde siyasi partiler ve seçim yasasında bir değişiklik olacak, kapsamını, içeriğini şu an bilemiyoruz. Bütün bu gelişmeleri arka arkaya sıraladığımızda, ki bir de böyle yani 100 yılda bir rastlanan süreçlerin sonunda görüyor musunuz ufkunuz? Ben bir kesinti oldu. Bir daha alabilir miyim? Süreçlerin sonunda seçim mi görüyor muyuz? Evet, erken seçim konuşulmaya, daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Evet, şimdi Sayın Kaplan, 24 Haziran... Tabii özür dilerim. İktidar da bunu muhalefet gündeme getiriyor. Seçim 2023'te diyor. Evet. Yani iktidar mı hiç 2023'te diyor? Evet. Değil mi? Şimdi evet. Ben 24 Haziran seçimlerinden sonra meclise girdiğimizden itibaren bu erken seçim gündeme geldi. Yani seçim ne zaman olacak sorusunu. Şöyle baktım, neden seçim olsun? Yani daha herkesin 5 yılı var, 4 yılı var, şimdi 3 yılı var. Neden seçim olsun diye bir söz. Hep böyle, ben böyle bakarım. Yani varsa bir neden olsun diye. Yani varsa bir neden olsun. Neden seçim olsun derken, yani seçim olmasın anlamında demiyorum. Varsa bir neden olsun, ama neden, yani seçimi ortaya çıkaracak nedenler var mı diye bakarım. Şimdi tabii ki seçimin konuşulması bir ülkede toplumsal ihtiyaçların varlığındandır. Yani seçimde ortaya çıkmış siyasal karşılıkların artık mevcut olmayışından. Yani bugün bir parlamento dağılımı var. Yeni bir seçimde bu parlamento dağılımı çok farklı olacaksa, o zaman seçim konuşulur. Seçimin öyle yoğun konuşulması, toplum tarafından konuşulması da bir ihtiyaçtır. İnsanlar yeni bir arayış içerisine girdiler. Bazen olağanüstü dönemler nedeniyle, sıkıntılar nedeniyle veya mevcut iktidarların çok yanlış uygulamaları nedeniyle toplum yeni bir siyasal iktidar, yeni bir hükümet amacıyla böyle bir arayışa girer. Bunlar normaldir. Erken olur, zamanında olur. Geciktirerek maliyetleri yükseltmek doğru değil. Veya erken yaparak da hiç ihtiyaç yokken siyasal dağılımı istismar etmek de doğru değil. Toplumsal kaynakları istismar etmek de doğru değil. O nedenle Türkiye'de tabii çok olağanüstü bir dönem var. Ama şu çok yanlış bak. Çok çok seçim sistemini değiştirmek. Bunlar genelde böyle otoriter yönelimli ülkelerde olur. Yani rakibi bloke edecek, sınırlandıracak, rakibi meclise sokmayacak seçim sistemleri artık bulmaca gibi döner. Bunları kim yapmışsa, düşünmüşse kaybetmiştir. Bak tarih aynen böyle yazmıştır. Rakibini bloke etmeye yönelik seçim sistemi ve hukuki düzenlemeleri yapan bütün güçler kaybeden olmuştur. Bunların arasında kazanan hiçbir tane yoktur. Biraz gecikir ama mutlaka kaybederler. Çünkü toplumsal talep büyük bir sel gibidir. Hiçbir bent tanımaz. Bakın biz de kurulduğumuzda beklenti böyle değildi. Meclise girdik. Bizim beklentimiz daha yüksekti. AK Parti kurulduğunda da AK Parti'nin meclise böyle gireceği ve bir iktidar olacağı kuruluş aşamalarında yine beklenti. Toplumsal talep bunu yapar. Engellenemez. Şimdi dolayısıyla efendim bir iki parti var. Bunlar meclise mevcut yasalarla girebilirler. Bunları engelleyelim fikri çok net söylüyorum. Antidemokratiktir. Siz milletvekili aldınız mı? Parti olarak bir başka partiden aldınız değil mi? Ve bunların çok akıllı insanlar olduğunu, yanlıştan döndüğünü de ilan ettiniz. Şimdi bir başka parti bunu yaparken yok, bu o zaman olmaz, bu yanlış. Bunlar yanlış şey. Ülkenin bir seçim sistemi olur. Ülkenin bir seçim kanunu olur. Ülkenin bir siyasi partiler kanunu olur. Ve bunlar istikrarlı yürür. Evet, Türkiye'nin siyasi partiler kanununda ciddi sıkıntı var. Bugün ben dahi meclis atama milletvekilleriyle dolu. Bugün toplumla kopmuş
parlamento, milletvekilliği seçimi toplumsal taleplerle kopmuş. Millet neyi seçiyor? Genel başkanların adaylarını seçiyor. Yani bana sorsanız ben çok dar bölge seçim sistemi isterim yani birebir. Ama tercihli seçim sistemi isterim. Yani ben meclise sandığa gittim de Bursa 20 milletvekili çıkarıyor. Benim bölgemde 10 milletvekili varsa ben gerekirse farklı partilerden 10 tane ismi oylayabileyim seçeyim. İsme oy vereyim ben. A partisinden 5 kişi, C partisinden 3 kişi, D partisinden 2 kişi oy verebileyim. Buna artık Türkiye'nin eğitim seviyesi buraya geldi. O nedenle sunni bir siyasi kamplaşmanın yönettiği seçimler değil de tabanın istediği bir seçim ve seçim kanunu, siyasi partiler kanununun eksikliğini görüyoruz. O bir net. Ama burada İyi Parti'ye bakın bütün bunlar bizden bizim nedenimiz de oluyor. Çünkü biz 25 Ekim 2017'de kurulduk Sayın Kaplan. Çok zor süreçler geçirdik. Bir örnek vereyim ben. Bir karşılaştırma vereyim. Bu gerisini size ve izleyicinin takdirine bırakıyorum. Bakın 2001 14 Ağustos 2001'de Sayın Erdoğan AK Parti'yi kurdu Bilkent Otel'de. Siz hatırlarsınız o zaman yine böyle bir medya kuruluşunun önemli bir sorumlusuydu. O gün Tayyip Erdoğan AK Parti'yi kurduğu gün saat 4 tane ulusal kanalda canlı yayına katıldı. Ve bunların dördü de onun muhalifiydi. Ve biz o günkü Türkiye'ye Sayın Kaplan yasaklı Türkiye diyorduk. O günkü Türkiye'ye yasaklı Türkiye diyorduk. Hatırlayın yasaklar, yolsuzluk, efendim yoksulluk. Şimdi biz bundan tam aşağı yukarı 16 yıl sonra bir parti kurdu Sayın Meral Akşener. Ya o partide kurduktan 8 ay sonra fotoğrafını bir televizyon ekranında gösterebildi. Bugün TRT'nin, devletin kanalında Sayın Akşener'in çıkmıştığı bir röportajı yok. Bundan daha büyük bir gösterge mi olur yani? Nelerin değiştiğine dair. Bizimle ilgili. Şimdi bu sonra 1 Nisan 2018'de İYİ Parti olarak biz büyük bir kongre yaptık. Ve kongrenin neticesinde Sayın Bahçeli bizim kongreden sonraki tarihte partileşmemizin artık görülmüş olması nedeniyle seçim istendi. Ve Sayın Erdoğan da buna uydu ve seçime gittik. Şimdi düşünün siz bir siyasi partisiniz ve büyük de bir kongre yapmışsınız. Yüksek Seçim Kurulu seçime girecek partileri görüşüyor. Ve size geldiğinde sıra duruyor. 2 gün sonra görüşülecektir. Yani siz orada hukukun dışında bir değerlendirmeye tabisiniz. Sayın Akşener dahiyane bir atak yaptı, fikirli atak yaptı ve Sayın Kılıçdaroğlu gitti dedi ki bana yardımcı ol. Türkiye'nin demokrasisi adına bizim seçimimize girmemize sağlayacak 15 milletvekili bizi desteklesin. Çünkü anketler çok açık. O gün İyi Parti %17'lerin üzerinde bir oy oranıyla gidiyordu. Sayın Akşener'de 20'nin üzerinde bir oy oranı vardı. Ve sağ olsun müteşekkiriz. Türkiye olarak Türkiye'nin demokrasisine bir katkı olarak 15 milletvekili cumartesi günü İyi Parti'ye katılarak İyi Parti'nin milletvekili sayısı 20 oldu ve grup kurduğu için İyi Parti seçime girmeyi garantiledi. Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu İyi Parti'nin normal şartlarda da seçime girebileceğine karar verdi. Yani grup kurmasaydı da girebilecekti. Cuma günü dili tutulan Yüksek Seçim Kurulu'nun pazartesi günü her şeyi gözleri de açıldı. Şimdi bu tuzaktır. Bunlar yakışmaz.
öyle 20 küsür yıllık genel başkanlık yapanlara, 40 yıllık siyasette olanlara, Türkiye'yi yönetme iddiasıyla partilerin başlarında olanlara, partileri yönetenlere bu tarzlar yakışmaz. Tuzak. Tuzak. Bu Ramazan mübarek günde Allah'tan büyük tuzak kurucu yoktur. Biz çok şükür o gün Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bu tuzağı açtık. Ve meclise girdik. Kime rağmen? Büyük bloklamalara rağmen. Ses bizi onlar anlattılar televizyonlarda. İsmail Tatlıoğlu ne kadar teröristmiş. Yani İsmail Tatlıoğlu'nu hani şahsını Bursa'da açısından söylüyorum. Ne kadar büyük teröristmiş. Onlar anlattılar. Bir tane mikrofon gelip ulusal kanal, ulusal medyadan İsmail Tatlıoğlu sen nesin, siz nasılsınız demedi. Ama milletimiz bize sahip çıktı. Çok şükür. Ve milletimizle buluştuk, meclise girdik. Şimdi biz yeni kurulan partilerle ilgili bakışımız şudur Sayın Kanal. Biz siyasetin çeşitlenmesine tarafız. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Hasan bir Feşmakan neyse. Bunların hareketlerinin partileşmeye dönüşmesi Türk siyaseti için bir renkliliktir, çeşitliliktir. Demokrasi için, rekabetçi demokrasi için ilave bir aktördür. Yani millete hizmet edecek bir ilave birim vardır. Bunların yarışması doğrudur. Biz bırakın rekabet edelim biz. Millet hangimize teveccüh ederse ona zaten anahtarı verir. Ama rekabet şartları oluşsun, hepimize eşit. Rekabet şartları oluşsun, hepimizin oy oranına göre rekabet şartları oluşsun istiyor. Şimdi bu nedenle bizi meclise girmemizi engelleyemeyenler bu sefer bu kurulacak partilerin bir şekilde meclise girmesini, seçime katılmalarını engellemeye yönelik ve böyle bir telaş içindeler. Buradaki temel amaç şu. Topluma iki tane mesaj veriyorlar. Bir, bunlara teveccüh etmeyin. Biz bunların meclise sokmayız. Bir işe yaramaz oylarınız. Böyle düşünmeyin mesajı. Ve iki de siyasetle uğraşanlara bu partilere teveccüh etmeyin diyorlar. Korku hiçbir şeyi engellemiyor. O arkadaşlar da %1, %2, %102 neyse yani. Bugün görüldüğü itibariyle. Biz bir siyaset alanındalar. Bizim kendimize ait bir Türkiye'yi yönetme projemiz var. Asla ne hiçbir yeni siyasi kurulan siyasi partiyle, mevcut siyasi partilerin hiçbirisiyle Türkiye'yi ortak yönetelim bir hesabımız yok. Ama millet farklı bir aritmetik ortaya çıkar. Bunları ayrıca konuşalım. Türkiye'yi biz kendimiz yönetelim iddiasıyla ortaya çıktık. Ve Türkiye projemiz var. O nedenle kendi başımıza bir Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Ama bu demek değildir ki Türk siyasetinin bloke edici, engelleyici hamlelere karşıyız. İyi Parti olarak Sayın Genel Başkan'ın tabiriyle bu hamlelere karşı mücadele ederiz. Ve bunlar doğru hamleler değil. Seçimin ben Cumhur İttifakı'nın herhangi bir seçim talebinde olacağı düşüncesine değilim. Bunun sebebi net ve açık. İki tane sebebi var. Henüz önlerinde 3 yıl var. Eğer bu 3 yılda problemler büyüyüp toplumsal talep coşku büyük bir şekilde seçim arzu ederse o ayrı. Ama bugünden itibaren görüyoruz ki çok ciddi bir arayış söz konusu. İkincisi şu an itibariyle bir seçim demek Cumhur İttifakı'nın kaybı demek. Yani pandemi öncesi Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı %41'di. Yine bu toplam oy oranı %43'ü geçmiyor araştırmalarda. Sayın Erdoğan'ın kişisel olarak Cumhurbaşkanlığı kabulü %52'lerde, %53'lerde de o da düşüyor. Bunun sebebi de olağanüstü dönemlerde ülkeyi yönetenlerin
genel olarak bu tür oranları yükselir. Çünkü orada artık devlet söz konusudur ve devlete yönelik bir beklenti söz konusu olur. Bu Amerika'da Trump için geçerlidir. İngiltere'de bütün yanlışlara rağmen Johnson için geçerlidir. Bütün yöneticiler böyle dönemlerde bir hafif veya yüksek bir ivme alırlar. Onu dışarıda, olağanüstü dönemin etkisini dışarıda bıraktığımızda Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Erdoğan'ın bugün için seçim kazanma ihtimali açık bir ihtimal gözükmüyor. O nedenle de ben Cumhur İttifakı'nın bir seçime gidişin önünü açacağını düşünmüyorum. Endişeleri şudur, sonbahara doğru toplumsal talep, seçim daha fazla seçim isteyecektir, seçime yönelecektir. Böyle durumlarda da küçük de olsa oran Cumhur İttifakı'nda aşınma olmasın ve de bu tür partilerin önlerini kapatalımdır. Bunlar doğru şeyler değil. Biz de sonbaharda kendimize göre İyi Parti olarak bu süreçle ilgili bir harekete geçeceğiz. Zaten biz alanda bir partiydik. Sayın Akşener il ve ilçelerle dolaşarak halkın gündemiyle ilgilenen bir siyasi parti, genel lider, bir genel başkandı. Halkın sorunlarını siyasetin gündemine taşıyordu ve de bu da Türkiye'nin gündemini önemli oranda değiştiriyordu. Toplumsal talepleri siyasetin gündemine taşıyordu. İnşallah buna Eylül'den itibaren, hatta Ağustos'tan itibaren devam edeceğiz ve toplum bize seçim diyorsa da biz seçim isteriz. Hiçbir problem. Peki. Evet. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Aslında Bursa'yı da konuşmak isterdim ama bir hayli süre konuştuk. Bir başka program yapalım. Bursa bizim sevdamız tabii. Evet. Evet. Onu söyleyecektim bence. Bursa'nın meselelerini bir başka güne bırakalım. Zaten evet. Yarından itibaren yine bizi sokağa çıkma yasağı olacak, kısıtlamalar olacak. Evlerde geçireceğiz. Bir süre daha bu önlemler devam edecek. Öyle görünüyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sevinirim yani. Bursa'yı konuşmak son derece mutlu verici bir şey. Yani bu tabii Türkiye sevdamız var ama Bursa sevdamız var. Ve Bursa'ya ilgimiz hiç kesilmedi. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Tamam. Ben de çok teşekkür ederim yayın için. Başarılar dilerim. Gerçekten İyi bir medya kuruluşçusunuz. Çok yemek veriyorsunuz. Zaten çok tecrübeli ve birikimli bir kadronuz var. Tebrik ederim. Başarılar dilerim. Çok teşekkürler Sayın Tatlıoğlu. Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz size de. Bütün izleyicilere ve bütün arkadaşlara iyi bayramlar dilerim. Efendim En Kafe'de İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu'yla hem ekonomi hem siyaset gündemini değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde de bu gündemini değerlendirmek için sözler de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.